Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir kümes kurulumu ve temizliği videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle beraber yeni yapmış olduğumuz ligorin kümesine nipel suluk monte edeceğiz. Bakın biz şöyle 15'lik yani 15 gözlü nipel suluk sipariş vermiştik internetten. Bu arada fiyatını da söyleyelim arkadaşlar. 2021 Mayıs ayı itibariyle fiyatını paylaşalım. 3 metrelik 15 gözlü nipel suluğu, diğer aparatları da var. Aparatlarıyla birlikte 120 liraya internetten getirdik. 15-20 lira civarında da kargo ücreti tuttu. İşte böyle bir fiyata mal oldu. Bakın arkadaşlar, nipel sulukla diğer klasik suluğun farkını görmek için de özellikle size göstermek istedim. Şu diğer suluklara bakın, klasik suluklara bakın. Burada hayvanlar, işte gençler var, biraz daha böyle orta yaşlılar var kümesin içerisinde. Kaçma kovalamaca illaki oluyor. Ben dün akşam doldurmuştum bu suyu, bugünkü haline bakın. Böylesi suluklar hem çabuk kirlenir, aynı zamanda bakteri mikrop da barındırır. Şimdi düşünsenize, şuradan bir tavuk pisliği tavuğun ayağından, yani adam hiç bakmadan dikkatsiz bir şekilde buraya pisliğe basıyor, ondan sonra gelip suyun içerisine basıyor, buradan geçip gidiyor. Bakın mesela buralarda tavuk pislikleri var. Bu şekilde tavuk pisliğine maruz kalan su özellikle yaz sıcağında çok çabuk bakteri üretir ve hayvanları hastalandırır. Onun için böyle sulukları çok artık kullanmayı tercih etmiyoruz. Daha böyle pratik, hem temiz, hem kullanışlı, hem de suyu dökmeyen sistemlere geçmek gerekiyor artık. Bunu kaldıracağız arkadaşlar. Bunu idareten koymuştuk zaten. Nipel suluğumuz gelene kadar. Bu arada tavuk da yumurta yapmaya geldi galiba. Ama biz biraz burada çalışacağız. Bugün de hadi aşağılara yapın da, ağaçların altına yapın. Sonra ben onu oradan toplarım. Hadi kızım, gir içeri. Biz seni rahatsız etmeyiz. Orada yap yumurtanı. Hadi akıllı kızım benim. Bunlar da arkadaşlar yeni yeni alışıyorlar bu folluklara. Follukları da yeni almıştık. Gir hadi içeri. Aferin, aferin. Çok güzel. Dikkat ederseniz her şeyi plastikten yaptık. Bakın, folluk plastik, yemlikler plastik ve buradaki tüneklik de plastik. Tünekliği de plastik su borularından yaptık. Tabi aralarına, içlerine demir yerleştirdik ve sağlam bir hale getirdik. Şimdi suluk işlerini de, nipel suluk işini de halledeceğiz. Hemen malzemelerimizi getirip çalışmaya başlayalım. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi bu nipel suluğumuzu şu duvarın şurasına monte edeceğiz. Yalnız şöyle sorunlarımız var. Bakın burası böyle eğri büğrü bir duvar. Düz bir duvar olsa daha mantıklı, daha güzel olurdu ama onun için biraz böyle uzunca L'ler aldık ve bu şekilde monte etmeye çalışacağız. Bunu arkadaşlar mümkün mertebe duvara yakın yapmakta fayda var. Az böyle biraz, nasıl diyelim, duvardan uzak olduğu zaman bunun üzerine çıkıp pisletebilirler. Hem su kaplarını pisletirler, hem buraları pisletirler. Mümkün mertebe duvara sıfır yapıp şuradaki şu aparatları da duvara değdirmeyecek şekilde bir pozisyon oluşturmak lazım. Şimdi kabaca bir yer tespiti yaptık. Kirişleri tutturmak için ben hemen başlayayım delik yerlerini açmaya. Biz bir tanesini monte ettik. Şimdi diğerlerini de monte edelim. Duvarın biraz sorunlu olduğunu söylemiştik. Bazı yerlerde sorun çıkartıyor. Başka yerlerden tutturmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, montaj işi kabaca bitti gibi. İnşallah bir arıza çıkmaz. Şimdi şu nipel suluğumuzu bir açalım ve diğer aparatlarını da yavaş yavaş yerleştirelim.
suluğumuzu açtık. Şu aparatları da artık yavaş yavaş takalım. Aparatlarımızı da taktık. Yanaşabildiği kadar duvara yanaştıracağız. Ondan sonra da sabitleyeceğiz. Şu şekilde plastik kelepçeler kullanacağız. Şurada delikler var zaten. Bir tanesinden geçirmiş olsak yeterli olur. Evet. Suluğun nipel bölümünün montaj işlemi nihayet sona erdi. Bayağı sağlam oldu. Hem üzerine hayvanlar çıkmayacak, çıkamayacak şekilde duvara yakın olması da güzel oldu. Şimdi diğer işlemlerini halledelim. Şöyle bir vana var. Bu vanayı hemen tamam. Vana işlemini de hallettik. Bakın arkadaşlar, biz zamanında bu kümesi yaparken şurada bir dışarıya giriş çıkış yeri hazırlamıştık. Şimdi buradan damlama hortumu ile duvardan getireceğim ve boruyu buradan yukarıya çıkartacağım ve yukarıdaki tankın oraya hortum götüreceğim. Yavaş yavaş kümes içindeki işlemleri tamamladık, oldu sayılır. Dışarıda da tanka bağlantısını yapıp ilk denemesini yapacağız inşallah. Şimdilik tankımızı küçük kullanıyoruz. Neden? Aslında büyük tank da var. Onu da kullanabiliriz. Küçük tankın şöyle bir özelliği var. Mesela içerisine herhangi bir işte vitamin koydunuz ya da sirke koydunuz. Buna benzer, yani tavukları destekleyici gıdalar ya da işte hastalıkları önleyici bir takım materyaller koydunuz. İçine ne koyarsanız koyun, 24 saat içerisinde tüketilmesi gerekir. Yani siz içerisine sirke koydunuz, o sirke 3 gün 5 gün durdu aynı suyun içerisinde, tedavi edici özelliğinden çok artık böyle zarar vermeye başlar. Veya mesela siz bu su tankının içerisine vitamin koydunuz, vitamin 24 saat içerisinde tüketilmesi gerekir. 24 saatten sonra vitamin faydasından çok yine zarar vermeye başlar. Onun için küçük tank kullanmak daha mantıklı. Zaten bakınız, hemen üstünde çeşme var. Çeşmeden hortumla sık sık burayı takviye edeceğiz. Zaten biz her gün bakım yapıyoruz. Hani uzak bir yerde değiliz ki işte büyük tank koyalım da işte 5 gün 10 gün idare etsin falan diye, öyle bir şeye gerek yok. Şöyle bir takalım. İmkan varsa bu tankın, su tankının kümesin içerisinde olması daha mantıklı. En azından hani güneşe maruz kalmaz ve ısınmaz. Bizim öyle bir imkan yok. Şu an itibariyle yok en azından. İşlem tamamlandı. İnşallah bir akarı kokarı olmayacaktır. Şimdi ben vanasını açıyorum ve gidip aşağıdan kontrol ediyoruz. Evet, şu anda su akmaya başladı. Geç horoz geç. Sen bir dışarıya çık, gözünü sevdiğimin adamı. Geç. Çık 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 çık. Çık. Yukarı çıkma. Ya tam bir baş belasıymışsın sen ya. İş yaptırmıyor adama ya. Ne yaptık? Bir deneme yapalım bakalım. Evet. Geliyor. Şu hava alındıktan sonra, gördünüz mü? Çok şükür be. Hepsi çalışıyor galiba. Tamam.
Arkadaşlar şu duvara değdiğinden dolayı şunun aparatını takmadık. Geri söktük daha doğrusu. O da öyle olsun. Duvarımız eğri olduğu için. Tamam. İstisnasız hepsi Allah'ın izniyle çalıştı. Oh be şükür valla. Su işini de bu şekilde çözmüş olduk. Su taşıması buraya gerçekten çok zordu. Merdivenlerden çıkar, indir vesaire hakikaten zor oluyordu. Bir de çabuk kirletiyorlardı. Sık sık değiştirmek gerekiyordu. Allah'ın izniyle bundan sonra bakın böyle safa sağlam bir suluğumuz oldu. 1-2 gün içerisinde alışacaklardır. Yani alışmakta çok zorluk yaşayacaklarını zannetmiyorum. Çünkü önceden de biz nipel suluk kullanmıştık. Yani bir güne varmadan hemen alışıyorlar. Bakın şimdi şuralarda su damlaları görecekler ya hayvanlar burada. Buraya gelip buraları kontrol ederlerken buraya değdiği zaman buradan su aktığını görecek ve artık ondan sonra su işini öylece halledecekler. 15 tane göz var. Bir göze 5 tane falan tavuk yetebilir. Yani yaklaşık 15 gözlü bir nipel suluk 75 tavuğa yetebilir. Bizim zaten en fazla 45-50 tane hayvanımız olacak. Bu nipel suluk Allah'ın izniyle onların işini hayli hayli görür. Evet, şu şekilde duvara da monte ettik. Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyoruz. Tavuklarımızın, yarkalarımızın bu sulukla bir tanışmalarını gösterelim. İlk su içişlerini gösterelim. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Bakın arkadaşlar, hayvanlarımız hemen alıştılar nipel suluğa ve ilk sularını içiyorlar. Biraz evvel daha fazla hayvan nipel sulukların başında su içmeye çalışıyorlardı. Ben hemen kamerayı aldım geldim. Bakınız sizler için görüntüleyelim. Hemen hızlıca öğrenirler zaten. Bakın genç olanları, biraz daha yaşlı olanları hepsi su içiyorlar. Size de tavsiye ederiz. Bu nipel sulukların biz 15 gözlüsünü aldık ama siz 3 gözlüsünü, 4 gözlüsünü, 5 gözlüsünü istediğiniz miktarda göz sayısını veya metre uzunluğunu siz kendiniz tespit edebilirsiniz. 6 metre uzunluğunda bile nipel suluklar var. Tek parça. Biz 3 metre almıştık. Bunu tabii 40 santim, 50 santim, 1 metre gibi filan değişik boyları var. Siz de ihtiyacınıza göre tercih yapabilirsiniz. İşte hayvanlarımız alıştılar ve artık nipel suluklardan su içmeye başladılar. Bakın arkadaşlar, aradan 2 veya 3 gün geçti. Bizim su tankımız ne kadar azalmış? Bakın şuraya kadar gelmiş. Hemen bakın şu üst tarafta çeşmemiz vardı zaten. Çeşmemizi açıyoruz ve tankımıza su takviyesi yapıyoruz. Evet, tamamdır. Bugünlerde hava biraz serinceydi. Yani güneşin etkisi çok kuvvetli değil. Onun için böyle açıkta bırakmıştık ama güneş etkisini arttırdığı zaman etrafına bir çuvalla bir perdeleme yapacağız ve daha az ısınmasını sağlayacağız. Bu 3 günlük süre içerisinde herhangi bir akma, su akıtma, damlatma gibi bir sorun yaşamadık. Sistemimiz gayet güzel çalışıyor. Vaziyet böyle. Nipel suluktan son derece memnunuz. Hayvanlarımız da memnun. Artık temiz su içiyorlar. Ha ha ha!
artık Ligorin kümesimiz daha otomasyonlu bir kümes haline geldi. İşte bu videomuzda sizlerle beraber nipel suluğu monte ettik. Siz de nipel suluk kullanabilirsiniz. Son derece mantıklı ve son derece faydalı bir sulama sistemi size de tavsiye ediyoruz. Hem su israfı olmaz, hem gereksiz yere kümese su dökülüp hastalık davetiyesi çıkartmamış olursunuz. Sağlıklı sağlıklı, temiz temiz su içerler hayvanlarınız. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir kümes kurulumu ve temizliği videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.